şunu soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak. Gençliğe hitabenin neresi batmıştır iktidara? Yani bunun net sorulması lazım. Bu batan yer neresidir? Yani hangi cümlesi batmıştır? Bunun bir kere net açıklanması lazım. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça hiç kimse Türkiye'de gençliğe hitabeyi kaldırma konusunda bir girişimde bulunamaz. Zaten Amerika'da özgürlük beyannamesi, Franklin tarafından, Benjamin Franklin tarafından yazılan özgürlük beyannamesi hiçbir zaman Amerikan gündeminde bunu kaldıralım, bunu tartışalım, bu ayet mi diye tartışılıyor mu? Tartışılmıyor. Ulusların kaderinde, ulusların kuruluşlarında, ulusların hamurunda o dönemin ruhunu yansıtan, zamanın ruhunu yansıtan kelimelerle oluşturulmuş bir istiklal marşımız vardır. Yani siz Mehmet Akif'i yok edebilir misiniz? Safahat'ı yok sayabilir misiniz? Ya da Atatürk'ün yazmış olduğu gençliğe hitabeyi yok sayabilir misiniz? Bu ulusun kuruluşunu yok sayarsınız demektir bu. O yüzden hiç kimse bir tereddüte girmesin. Türkiye'nin insanları, cumhuriyete bağlı insanları, Türkiye'nin tüm yurttaşlarının cumhuriyete bağlı olduğuna inanıyorum ben. Bunun sadece farkındalığının yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Bu farkındalık yaratılacaktır. Bakın hemen geri adım atar. Yok öyle bir şey dediler. Evet. Sen söyledin. Yani bir yerleri battı ki bir yerine. Sen söyledin. O yüzden merak etmesinler. Atam ta o günlerden bugünleri görerek, bugünlerde olabilecekleri öngörerek muazzam bir stratejik derinlik ile bunu yazmıştır. Bu gençliğe hitabeyi sadece gençler değil, Türkiye'deki bütün kendini genç hissedenlerin de okuyup defalarca buradan bazı dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için de.